Şimdi efendim, ucundan, köşesinden, kıyısından nasıl derseniz derim, bana da biraz fındıkçılık bulaştı. Ben Dokurcu'nda böyle iki dönümlük denk geldi bir fındık işine girdim bu yaştan sonra. Hayırlı olsun. Daha doğrusu fındık işine girdim demek yanlış olur. Öylesine aldım. Arada gidip uğruyorum, bakıyorum, dolaşıyorum, keyif alıyorum. Yoksa aynen, böyle bir fındık üreticisi olma gibi bir niyetim doğa ve tabiat zaten yok. Yani doğa ve tabiat. Bir de önünden küçük bir deresi geçiyor. Onun su sesi zaten beni mest ediyor. Gerisi hikaye. Tabii şimdi biraz da merak da sarıyor doğal olarak insana. Baktım şimdi fındık ve fındık ilaçlama makinesi falan gördüm orada. Dedim dur, buradaki arkadaşları bir ziyaret edip onlarla bir kısa bir sohbet edelim. Ama tabii bu sohbetin başında önce seni bir tanıyalım. Ben aslen Giresunluyum. İsmim Mutlu Kaya. Hendek'te Hatipoğlu Fındık diye firmam var. Ayrıca mamullerimiz var. Fındık Liza markası adı altında. Peki fındıkçılığın nesini yapıyorsunuz? Üretiminden ne bileyim işte paketlenmesine kadar mı? Neler yapıyorsunuz? Bir anlat bakalım bu fındıkla ilgili akrabalığını. Giresunluyum. Zaten fındıkçı deyince hep o da oralardan geldiler. Burada beslemeyle alakalı başladım. Budamayla alakalı. Daha sonra gübre bayim var. Gübre bayinin yanında bu bölgede şeyi gördüm. Yani imalat, yani KDV kazandırmak için uğraştım. Paketlemeye başladık. Kavurduk, kırdık. Yani o anlamda tesisiniz de var doğal olarak. Evet, katma değer kataraktan marka oluşturup devam ettik. Yani üretimden tüketime kadar. Ne güzel. Peki bölgede sizin gibi bu işi böyle komple yapan firmalar var mı başka? Yok. Yani en kapsamlı sizinkisi. Var, fındık alıyor. Gübre bayi var, gübre satıyor ama ben dediğim gibi imalattan tüketime kadar. Peki siz de fındık alıyor musunuz? Evet, alıyorum. Neydi bu seneki sizlerin aldığı fındık fiyatı? 43,5 şu anda. Evet. Yani 43,5. Şu an mı? Evet. 43,5, 44. Yeterli bir fiyat değil. Peki nasıl, verimli miydi bu sene fındık? Ne durumdaydı? Bakımlı bahçelerde verimliydi. Yani pek düşüş olmadı ama bakımsız bahçelerde bayağı bir düşüş oldu. Evet. Fındık verimi olaraktan. Tabii bu fındık dediğimiz zaman çok fazla bilgi sahibi değilim ama bir İtalyanların pazarı adeta elde tuttuğu bir bölge haline geldik gibi sanki. O aynen, konuda neler anlatmak istersiniz? Ya devletin ve bizim büyük firmaların sahip çıkması lazım. Yani Ferrari'nin tek elinde şu fındık şu anda. Fisko Birliği'nin daha canlı olması lazım. Bir de yani şimdi ben gübrede sattığım için 43,5 lira olunca bakım yaptıramıyorum bahçelere. Çünkü maliyet çok yüksek. Yani en az bir 50 bandında olması lazım. Yani devletin açıkladığı fiyattan. Yani bir noktada ben şöyle mi algılayayım? Biz üretiyoruz, kaymağını başkası yiyor. İmalatçılar ve Ferrari yiyor. Mesela Türkiye'de her şeye %200-300 zam geldiği dönemde fındığa %100 bile zam gelmedi yani. Geçen dönem, seneden bu seneye. Ondan üretici zararda. Çok katılıyorum beyefendiye. Çünkü geçen sene aldığım bir lastik aldım. Tek bir lastik istepne olarak. Bu sene aldığım lastik 4 katı olmuş neredeyse. Ama bu fındık alanında dediğiniz gibi birçok alanda %100'ün üstüne çıkan fiyatların geçen yanında sene, bunda geçen yıl 26-27 bandında oynarken fındık sezonda, bu sene 43-44, yani en azından bir 50-55-60 gibi olması lazım ki üretici para kazansın. Çünkü aldığımız her şeyin fiyatı dediğim gibi %200-300-400 arttı. Ben yine sizin konunuza döneceğim. Dediniz ki işte fındık sadece paketlemiyorsunuz, kavuruyorsunuz gibi. Neler var bu fındıkla ilgili işlemleriniz arasında? Fındıkla kavrulmuş fındığımız var. Ana madde olarak bunlar var. Daha sonra fındık ezmesi yaptık. Fındıklı pestil yaptık. Tut pekmezi ve erik pekmeziyle karışılmış pestiller. İçine fındık ezmesi koyduk. Katma değer kattık yani fındığa. Harika. Ne güzel. Peki benim bilmediğim, sizin anlatmak istediğiniz fındıkla ilgili neler var efendim? Bu gibi üretimlerin artıp fındığı iç piyasada kendimizin tüketmemiz lazım. Önce kendimiz tüketip sonra başkalarını suçlama yapmamız lazım. Yani burada bu gibi tesisler yok. Ben Giresunlu olduğum için en az 100 tane küçük işletme var. Yani fındık kavurma, fındık ezmesi, krokonat. İşte daha çok çikolata çeşitleri falan yapıyor. Fındık kreması. Ben de işte 3-4 kalem mal var. Dediğim gibi kavrulmuş fındık,
fındıklı pestil ve fındık ezmesi. Pazar alanınız neresi genelde? Ya şu anda yeni başladığım için bu bölgede, yani bölgedeyim işte, petrol ofisleri, marketlere falan veriyorum. Ama dışarıdan da talep var yani. Peki, teşekkür ederim. Hayırlısı olsun. Allah yolunuzu açık etsin. Sağ olun. Teşekkürler.